Merhaba sevgili Yeni Bir Mecra izleyenleri. Bugün 26. dönem HDP milletvekili Behçet Yıldırım ile birlikteyiz. Aynı zamanda Behçet Yıldırım Adıyaman'da çalışma yürütüyor. Sahada, alanda özellikle tütün işçileriyle aylardır hemhal oluyor. Dün de tütün işçileri sabah saatlerinde evlerine baskın yapılarak gözaltına alındı. Uzunca bir süredir tütün işçilerinin yaşadığı durum, karşılaştığı hukuksuzluk aslında tartışılıyordu. Meclise de çokça gündem edildi. Yetki belgesi var. Yetki belgesi de aynı zamanda kooperatifleştirilmeyi beraberinde getiriyor ve yetki belgesi alınmadan ya da başvuru yapılmadan tütün üreticileri ürettikleri tütünü satamıyor. Dolayısıyla para kazanamıyor. Üretiyor ama satamıyor. Bütün bunları Behçet Yıldırım ile görüşeceğiz, değerlendireceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz hocam. Çok teşekkürler. Yeni Bir Mecra izleyicilerine selamlar, saygılar. Aslında bütün olay dünden başlamıyor. Geçen biliyorsunuz birkaç ilde eylemler oldu. Eylemlerle 1 Temmuz'dan itibaren yasakların yürürlüğe girmesiyle yol kapatmalar tarzında birkaç eylem oldu. Ama bunun öncesi var. Bunun öncesi 2017'de ben mecliste olduğum zaman ilk yasa çıktığında biz buna şiddetli karşı çıktık. Bu olayın, bu yasanın işçinin, üreticinin ve tüketicinin aleyhine olan bir yasa olarak gördük. Biz bunu sürekli mecliste önergelerle, araştırma önergeleriyle komisyonların kurulmasını istedik. Soru önergeleri verdik. Yasanın esnetilmesi için çok şeylerin yapılması gerektiğini şöyle başlayalım hocam o zaman. Şöyle baştan başlayalım. Şimdi tütün işçileri üretiyor, ürettiklerini satamıyor. Aslında bütün işçilerin yaşadıklarını yaşıyor ama özellikle tütünle bilinçli mi diyelim ne diyelim artık bir ambargo konmaya çalışıyor. Şimdi tütün işçilerinin sorunları 2017'den başlıyor esasen dediniz. Tütün evet. İşçilerinin esas sorunları nedir? Talep ettikleri şey nedir? Çok kısaca ele alalım. Evet. Şimdi aslında Adıyaman'ın bu tütün problemini dile getirmemiz için sahayı görmek lazım. Yani Adıyaman'ın bir ova kısmı vardır, bir de dağ kısmı vardır. Ova kesiminde susuz da olsa tütün üretiliyor. Ama bu tütün içime hazır değildir. Bunu daha çok batıdan gelen fabrikalar, batıdan gelen bazı kooperatifler alır bunu, ucuz fiyata alıp götürüp işletip şey yaparlar. Ama dağ tütünü dediğimiz yerde arazi son derece engebelidir. Oradaki üretici en fazla 2-3 dönüm tarlaya sahiptir. 2-3 dönüm tarlası olan çok çok zengin sayılır orada. 500 metrekare alanı olan, bir dönüm arazisi olan insanlar alın terini dökerek orada Adıyaman'a has aroması özel bir aroması olan dağ tütünü, çelikan ve bulam tütünü dediğimiz içime hazır bir tütündür. Bütün sorunlar da buradan çıkmaktadır. Şimdi bu zorla üretilen aroması kendisine has olan bu tütün piyasada gerçekten hemen hazır kıyılıp sarmalı şekilde makaronlara işlenerek piyasada satılıyor. Bu piyasada da epey müşterisi var, talebi var bunun. Üretici az ürettiği ürünü kendisine yeterince ücretten sattığı için bir şekilde halinde memnundu. Ama şimdi gelecek olan bu tasarıyla dağ tütünü, ova tütünü ayrımı ortadan kalkacak. Herkes bir yetki belgesi dedikleri kooperatifleşmeye gidecek. Bu kooperatifleşmeyi de herkes kooperatif kuramayacak. Daha önce bu 2017 yılında çıktığı zaman 7 kişiyle kooperatif kurulur gibi bir öngörü vardı. Şu anda onu 7 kişiyi 250 kişiye çıkardılar. Yeni teknoloji gerekiyor. Bandrol
ünitesi kurulması gerekiyor. Bunlar da gerçekten halkın içinden, yani böyle çiftçinin, üreticinin altından kalkması mümkün değil. Ancak bunu holdingler yapar, ancak bunu dış güçler yapar, ancak bunu uluslararası sermayeyle böyle büyük kooperatifler kurulur. Ve bu çiftçinin bir dönüm, iki dönüm tarlası olan işçinin kooperatife üye olması, kooperatif kurması mümkün değil. Onun için böyle herkes oturduğu yerden bir şeyler söylüyor. Ben bir konuda yanıldım, AKP milletvekillerinin de bu işe karşı olduklarını savunuyordum. Çünkü gerçek odur. AKP milletvekilleri de, aileleri de, çevreleri de, seçmeni de bu işe karşıydı. Ama maalesef bu olaylar olduktan sonra işte biz tütünü esnetiyoruz da, şöyle yapıyoruz da, böyle yapıyoruz, sizin önünüzü açıyoruz gibi maalesef yalan söylemek durumunda kaldılar. Kendileri hani kaldılar. Adıyaman'da yaşayan AKP'li aslında AKP'lilerin ya da AKP'li yöneticilerin de başta tütün işçileriyle birlikte yer aldığını ama sonradan karşılarında olduğunu ifade ediyor. Evet. Evet, tabanı da AKP tabanını, hatta meclis üyeleri bile kendimi yakarım. Ben 40 yıllık sağ gelenekten geliyorum. İşte reis geldikten sonra ben reis için canımı veririm. Ama bu tütün yasasının yanlış olduğunu söyleyen onlarca vatandaşla görüştük. Onlarca insanla görüştük. Ve evet. 2017'de referandum sürecinde bu ortaya çıkmıştı. Ben diyorum bakın sevgili Çelikanlar, hükümet çok kötü bir yasa getiriyor. Tütününüzün ekimini, satımını büyük güçlüklerle karşılaşacaksınız. Lütfen şu hükümete bir sarı kart gösterin. Yani biz sizden o istemiyoruz. Bir sarı kart gösterin ki tütününüze dokunmasınlar. Şimdi şöyle hocam, bu tütün kağıtta da aslında insanlar günlerce eylemlerini devam ettiler, yollarını kapadılar, vali geldi, ikna olmadılar. Büyük de köylerden de işte burada tamamı neredeyse AKP'ye oy veriyordu. Ancak şimdi vermeyeceğiz, ekmeğimizi elimizden alıyor diyorlar. Bu aslında oy meselesi, sadece oy meselesi de değil. Değil, kesinlikle. Bütün AKP'lisinin, HDP'lisinin ya da diğer bütün aslında parti, oy veren vermeyen, bu ekmek kavgası insanların yarınını, işte çocuklarımızı bu bir dönümlük, iki dönümlük tarlalardan çıkardığımız tütünle biz geleceğimizi kurtarmaya çalışıyoruz, çocuklarımızı okutuyoruz diyorlar. Şimdi bütün herkesin elinden, partilisine, partisizine bakmadan, hiçbir şeye bakmadan ekmekleri getirecekler. Evlerine ekmek götüremeyecek insanlar. Büyük de bir mücadele var. Günlerce eylem oldu dedik ve bunun hemen ardından dün sabah saatlerinde eylem yapan, yol kapayan tütün işçilerinin ya da tarla sahiplerinin evlerine baskınlar yapıldı ve gözaltına alındı. Şimdi buna dair herhangi bir bilgi var mı? Siz ailelerle de gözaltındaki kişilerin avukatlarıyla da görüştünüz sanırım. Oraya gelecek mi? Oraya gelmeden önce bu yeni yasanın ilk çıktığı an çok önemliydi. Çünkü referandum sürecinde bu yasa mecliste görüşülmeye başladı. Bunun yanlışlarını biz dile getirdik. Sahaya indik. Bu yasa halkın aleyhine bir yasadır. Amanın lütfen referandumda hayır verin de bir tütünüze dokunmasınlar. Eğer siz tütünüze dokunmasını istemiyorsanız bunlara bir sarı kart gösterin demiştik. Hayır. Biz AKP burada %90-95 oy çıkardık. Çelikan gerçekten %90 civarında AKP oy veren bir yerdi. Ama bugün Çelikan'da dün gözaltılar vardı. Tütün için direnen kendi seçmenlerini bile gözaltına aldılar. Kendi seçmenleri bile. Bize kıyma hazırladılar ama bugün geldikleri zaman hükümet gerçekten halka da kıymış, üreticiye de, tüketiciye de, herkese kıymış. Çünkü tütün bir tek Çelikan'ın sorunu değildir. Bir tek bir partinin sorunu değildir. Adıyaman'ın tüm ekonomisi tütüne bağlıdır. Adıyaman'da doğru dürüst fabrika yok, doğru dürüst sulu tarım yok. Sanayisi yok, hiçbir şey yok. Varsa yoksa tütün. Ve Adıyaman'daki tütün, Adıyaman'a
50 tane, 100 tane fabrika yapmışsın, hadi tütünü serbest bırakmışsın. Aynı şeydir. Tütünü serbest bırakmak 50-100 fabrikaya bedeldir. Çoluğuyla, çocuğuyla herkes üretimde katkıda bulunuyor, parasını topluyor, geçimini ondan sağlıyor. İşsiz gençlerimiz var, üniversite gençleri tütün tarlalarında çalışıyor. Ama şimdi getirilen yasayla kooperatifleşme yapmak son derece zor. Onun vergisi var. Tütün diyoruz, bir tarım tarlada üretiyor, bir tarım ürünü. Ama bu getirilen şeyle Ticaret Bakanlığı'na bağlı kooperatifler olacak. Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğu zaman %60 vergi verecekler. %40 ÖTV, %18 KDV, %2 stopajla %60 vergi geliyor. %60. Yani halk üretecek, tüketici, üretici, köylü üretecek. Bunun %60'ını devlet edecek benim, %40'ı senin diyecek. Yani kooperatifime asla şey değil. Ha, şu anda vatandaş diyor ki ben vergimi vereyim. Gelsin bana tarlada ne kadar ürün elde ettiğimi bildireyim kendisine. Ne kadar tütün ürettiğimi kendisine söyleyeyim. Onun kadar makul bir vergi bana versinler. Ben vergimi de vereyim. Tütünümü rahatça satabileyim. Ama bunun ardında başka şeyler var. Philip Morris var, Japon tabanı dediğimiz uluslararası tekeller var, uluslararası baronlar var. Yani bu iş biraz bence hükümeti de aşıyor. Şöyle diyebilir miyiz peki? Anadolu'daki çalışan tütün işçileri uluslararası tekellere, tekellerin rahatça kendilerine pazar bulabilmeleri için terk ediliyor diyebilir miyiz? Çünkü bu bahsettiğiniz vergiyi tütün işçileri ödeyemez, üretemez de. Biz de yazın gelmiştik, görmüştük oraları. Yani 1,5-2 dönümlük arazide meyve ekseniz, sebze ekseniz bir ailenin geçimini sağlayamaz. Burada tütünle biz geçiniyoruz. Başka da yapacak hiçbir şey yok zaten demişlerdi. Orada çalışan işçiler de bundan bahsetmişti. Sadece tarla sahipleri değil, işçiler de çocuklarını bırakıp gelmek zorunda kalıyorlardı. İşte derin bir ekonomik krizin de yaşandığı aynı zamanda şu koşullarda sizce neden tütün işçilerine, tütün üreticilerine böyle davranılıyor? Biraz daha açabilir miyiz burayı? Bence uluslararası sermaye bu işte etkili. Yani Philip Morris olsun, öteki Japon tabanı olsun, tabako firması olsun, bunlar uluslararası sermayedir. Güçleri, hükümetler üstü güçleri vardır. Bunlar diyor işte biz piyasada dünya kadar vergi veriyoruz. Karşımıza bu üreticiler çıkarmışsınız. Sarmalık tütün her tarafta satılıyor. Bizim tütün bizimle hiçbir masrafı olmadan bizimle rekabet ediyorlar. Gerçekten yani ben bir hekim olarak tütüne karşıyım. Tütün tüketilmesine karşıyım. Ama İçen insanlar bu sarmalık tütünü Adıyaman'ın Çelikan yöresinde ya yani dağ köylerinde üretilen tütünün gerçekten bir Marlboro ile bir parlament sigarasından hiçbir farkın olmadığını, hayat onlardan daha üstün olduğunu söylüyorlar. İçenler öyle söylüyor. Bu da tabii uluslararası şirketlerin, baronların hoşuna gitmiyor. Onun için onların dayatmasıyla bu tütünü tekel altına alın, işte kooperatifini kuracakları kooperatifler ve o yetki belgesi de yine onların eline geçecek. Onların eline geçecek. Çünkü dediğim 1,5 dönüm tarlası olan köylü Abzer Efendi, Mehmet Efendi bu kooperatifi kuramayacak. Kuracak olan yine uluslararası sermayedir, büyük holdinglerdir. Türkiye'de görüyorsunuz işte 5 müteahhit bütün ihaleleri arıyorsa yine burada bir 5'li çeteye gidecektir olay. Peki şunu sormak istiyorum. Her seferinde yerli olma söylemiyle AKP hükümeti
iddialı laflar ediyor. Nerede bulunuyor ve bunun için birçok meydanlardan da aynı zamanda radikalleştiriyor herkesi. Şimdi bunu bir yana koyacaksak işte para geldiği yerde de tekellere teslim ediyor aynı zamanda. Şimdi siz geziyorsunuz, oradaki işçilerle görüşüyorsunuz, oradaki halkla, köylülerle görüşüyorsunuz. Bu politikalar yöre halkında, üreticilerde, tarla sahiplerinde nasıl karşılık buluyor? Onlar ne diyorlar bu işe? Bu işe şiddetle karşılar. Yani orada halk direndi. 1 Temmuz'da bu sarmalık kıyılmış tütünü satan, bulunduran 3 yıla 6 yıl arasında cezaya şey olmuş. Şimdi bir 6 aylık bir ertelemeden falan sürüyor. 6 ay sonra zaten daha yeni tütünler eklemiş. 6 ay sonraki tütünün ne yapacak? Önümüze 6 ay tamamen serbest olsa ne olacak? Yetmez. Halk diyor ki buna bir çare, kalıcı bir çözüm istiyor. Onun için burada bütün insanlar direndi. Üretici, partiler, tütün Adıyaman'da partiler üstü bir olaydır. Ama burada samimi olmak lazım. Samimi olmayan maalesef Adıyaman'da yetkili insanlar diyelim. Yani vekilinden tut, buradaki bürokratlardan kadar samimi değiller. CHP'si bile samimi değil. Samimi değiller. Samimi olsalar olay çoktan çözülür. Herkes bu işin yanlış olduğunu biliyor. Bile bile Lades deniyor bu olaya. İlk bu yasayı çıkarttıklarında işte bazı olumsuz yollar tıkandı, yok ambulans gitti, gitmedi gibi haklı eylemlerini terörize etmek isteyenler oldu. Ama gerçekten sağcısıyla, solcusuyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle herkes sokaktaydı. Herkes bu eylemi destekliyordu. Yani özellikle iktidar kesimi de bu eylemlerin eylem yapmaktan başka çareleri kalmamıştı. Şimdi oraya gelelim. Önemli olan da bu. Yani kimi zaman doğru yerde doğru adım atılamayabiliyor. Ama artık herkes bu noktada birleşti ve biz yol kapatan yüzlerce insanı gördük. Emekleri için, hakları için harekete geçen ve emeklerine sahip çıkan insanlardı. Bunlar da baskınlarla gözaltına alındı dedik. Şimdi nedir, herhangi bir açıklama yapılıyor mu? Siz onlarla görüştünüz mü? Ne bilgiler var? Avukatlarla bile görüştürmüyorlar o gözaltına aldıklarını. Avukatlarla bile görüşme yasağı var. Biz ancak gitip ailelerini ziyaret ettik. Ailelerimiz, çocuklarımız bir şey yapmamışlar. Çocuklarımız ekmeği için herkesin yaptığı işi yaptılar. Hepimizin katıldığı şeyi yaptılar. Bunu gözlerine kesildi. Bir göz daha veriliyor burada. Bir göz daha veriliyor. Yani orayı terörize etmeye çalışıyorlar. Yani her şeye, kendilerine karşı olan, iktidara karşı olan her şeye terörist damgası vuruyorlar. Şimdi tütüne de terörist damgası vuracaklar. Yani bu olay gerçekten çok kimsenin kabulleneceği, kimsenin içine sindirebileceği bir olay değildir. Tütün yasası 6 ay sonra, şimdi 6 ay ertelendi diyor ama 6 ay kimseyi tatmin etmez. 6 ay sonra çok daha büyük olaylar olabilir. Çünkü bu spontan olarak gelişmişti. Yani böyle örgütsüz şekilde herkes kendiliğinden yollara falan çıkmıştı. Ama yarın öbür gün tütün üreticileri birlik olursa, beraber hareket ederlerse, sağcısıyla solcusuyla, üreticisi ve tüketici. Çünkü bu tütünden üretici yararlanıyor, satıcı yararlanıyor, tüketici de yararlanıyor. Bir Marlboro'yu 20 liraya içeceğine 3 liraya Marlboro kalitesinde tütün içiyordu adam. Evet. Yani bu herkesi ilgilendiriyor. Yani memuru da ilgilendiriyor. Burada memur insanlarımız da herkesi ilgilendiriyor. Yani bu olay gerçekten baştan Ankara'dan halledilmeli. Yani yerelde bu halledilmez.
Biz Tabii ki yereldeki insanların, oradaki esas üreticilerin mücadelesi de Ankara'yı değiştirebilmek, etkileyebilmek için çok önemli, çok değerli. Sanki gözaltıların büyük bir kısmı da o aslında hareketliliği, o mücadeleyi bir yanıyla bastırmak için kesinlikle bir gözdağıdır. Dolayısıyla oradaki halkın aslında duruşu çok önemli. Çünkü Ankara'ya gelen misafirler çok fazla, Ege'den madenciler geliyor ama Ankara'ya birçok alandan tarım işçileri, çiftçiler geliyor. Ama ne yazık ki Ankara kimsenin derdini, özellikle üreticilerin, çiftçilerin, emekçilerin, işçilerin derdini görmekten çok uzak. Olabildiğince başından savmaya çalışıyor. Önemli olan burada halkın mücadelesi. Biz de bunu gündem etmeye çalışıyoruz. Hangi taleplerle meydanlara çıktığını, yolları kapattığını aydınlatmaya, açıklamaya çalışıyoruz. Ankara'ya da belki duymayan kulaklara seslenmek için aynı zamanda. Şimdi yasa dedik, yasanın tehlikeli olduğundan bahsettik. Çıkarılması planlanan, meclisten aynı zamanda geçirilmeye çalışılan. Şimdi üreticilerin, oradaki tütün üreticilerinin talepleri nedir? Ne istiyorlar? Kısaca bir hem çağrı niteliğinde hem de onların taleplerini buradan bir kez daha seslendirelim hocam. Şimdi aslında bir tek üreticiyi ilgilendirmiyor mesela. Hı-hı. Söyledim, hem üretici, hı-hı, hem satıcısı, bu işin ticareti yapan, hem de içicisini ilgilendiriyor. İçen, hı-hı, insanı da ilgilendiriyor. Herkesi, her kesimi ilgilendiren bir şey. Adıyaman'da dedim, doğru dürüst çalışma sahası olmadığı için sulu yanı başımızda Türkiye'nin en büyük barajı var. Oradan bir gram, bir dönüm tarlamız sulanmıyor. 300 kilometre öte Mardin'e su gidiyor ama Adıyaman'da onlarca köyümüz baraj gölünün altında kaldı. Sulu tarımımız yok. Onun için tütün bir tek üreticinin şeyi değildir. Üretici şunu istiyor. Şu mevcut haliyle tütünü satıyoruz, doğruyoruz, satıcıya götürüyoruz. Alıcısı var, satıcısı var, aracısı var. Herkes kazanıyor. Herkes kazanıyor. Buna mantıklı bir şey getirin. Bir yetki belgesi demeyelim de bize ne kadar tütün üreteceğimizi söylesinler. Şu kadar tütün üretimimizi kendilerine bildirelim. Makul bir vergi sunsunlar bize. Hem vergimizi verelim hem de tütünümüzü hak ettiği şekilde satalım. Yani şeylere bu kargo şirketleri serbest olsun, tütünümüz rahatlıkla Türkiye piyasasında dolaşsın ama vergi makul bir vergiyle ve hiçbir yasağa maruz kalmadan biz bu cezaları, bu yaptırımları altından kalkamayacağız diyor haklı olarak. Bunların talepleri dinlenilir. Yani üreticiyle konuşsan bunları çok çok güzel anlatırlar. Satıcıyla dinlesen, ki bunların hepsiyle konuştuk. Benim görüşüm, insanlardan anladım. Evet, tütünümüzü devlet kontrolü istiyor. Kontrol etsin. Yani böyle uyduruk böyle laflarla kendilerini haklı çıkarmak için diyor, terörle finans oluyor, şu oluyor, bu. Bunların asları yoktur bunlar. Böyle tütün de terörize etmesinler, gelsinler, tütünümüze vergimizi verelim, levhamızı asalım ama tütünümüzü doğru dürüst şey yapalım. 7 kişilik, daha önce 7 kişiyle kooperatif kurmayı sağlayan teklif, bugün 7 kişi halk o kooperatif kuramasın diye, uluslararası sermayeli veya büyük holdingler, beşli çeteler kursun diye 250 kişi ya 250 milyar para gerekiyor. 250 milyarı bu insanlar nereden getirecek bir kooperatif kurmak için? Yani makinası yok, istihdam yeri verilecek. Burada gerçekten bir büyük bir rant olayı var. Bu uluslararası sermaye verilmiş sözler var. Yani çok boyutlu bir şey. Yani evet. Bir de daha fazla şeyler söyleyip suçla
Doğrusu yarın öbür gün biz de gözaltına alınabiliriz. Evet, yani. Biz de bu noktada şöyle bağlayalım. O zaman tütün üreticilerinin, aslında tüketicilerin, bütün bir halkın dinleyip taleplerini alıp o şekilde yasa, kanun, her neyse çıkarılması gerektiğini ve insanların aynı zamanda ekmeğiyle oynanmaması gerektiğini de söyleyelim. Çünkü kendi talepleri var. O tütüne yetki belgesi getirip o kadar çok vergiyle beraber aldıkları zaman üretemeyecekler ve göç olacak muhtemelen, yoksulluk olacak. O insanlar hayatlarını neyle devam ettirecek? Büyük bir soru işareti. Özellikle dünyada da çok kaliteli bir tütün, bitki aynı evet. zamanda. Bundan da bahsedelim. Son bir çağrınız varsa onu da alalım. Akabinde yayınımızı sonlandıralım hocam. Ya gerçekten keşke çağrılarımız bir yerini bulsa, keşke çağrılarımız bir şey yapsa. 2017 yılından ilk çıktığı günden bugüne haklı olduğumuz anlaşıldı. Daha 2 gün, 3 gün bundan önce komisyon kurulsun, gelsin bir araştırma komisyonu kuralım, gelip tütün üreticileriyle bir şey yapalım diye HDP'nin bir önergesi vardı. O önerge de reddedildi. Hep bildiklerini okuyorlar. Bildiklerini okuyorlar ama bildiklerini bu kadar kendilerine güvenmesinler. Onlardan daha büyük bir halk vardır. Halk gerçekliğini unutmasınlar. Halkın üstünde hiç kimse üstün bir güç yoktur. Halk ne istese onu. Ama tütün siyaset üstü bir şeydir. Kimse böyle ihtara yararmak için veya bir yerlere yararmak için yalan yanlış işler yapmasınlar. Yok ambulans gitti, yok bilmem eylem şöyleydi böyleydi. Orada da son derece saptırmalar vardı. Yani ambulansa kim yol vermez? Yani yok eylem yaptılar da şey yaptılar. Böyle olayı ajite etmek istiyorlar. Haklı, çok haklı olan bir eylemlerini bile boşa çıkarmaya çalışan bir iktidar ve iktidarın burada uzantıları, belediye başkanıdır, işte yöneticileri, il başkanıdır. Bu haklı direnişlerini, haklı taleplerini boşa çıkarmaya çalışan bir zihniyet var. Bunlara karşı uyanık olsunlar. Tütün üreticisi isteklerinde, taleplerinde haklıdır. O bu haklı isteklerinin arkasında duracağız. Gözaltılardan korkmasınlar. Çünkü yaptıkları son derece yasal bir yaptıkları yasal bir eylemdir. Kimse bunun altında başka neden aramasın, olayı terörize etmesinler. Kesinlikle tütün üreticisi bu yasadan olumsuz şekilde etkilenecektir. Bu yasaya karşı her tarafta, her platformda karşı dursunlar, birlik olsunlar diyorum. Peki, değerlendirmeniz için çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Yeni bir mecra izleyicilerine tekrar selam ve saygılar sunuyorum. Teşekkürler.